Evet, istihdamda, girişimcilikte, ticarette kadınların önünü açabilmek adına, onların önündeki bu dezavantajların kaldırılması konusunda yıllardır çalışan, önemli çalışmalara imza atan, kendi içinde de çok değerli kadın girişimciler barındıran bir derneği, KAGİDER'in kıymetli başkanı Emine Erden'i ağırlıyoruz. Emine Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Ahu Hanım, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Merhabalar. Şimdi salgın ekonomiler üzerinden gerçekten silindir gibi geçti. Her ne kadar devlet bu süreç içerisinde, bütün devletler olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nde de istihdam konusunda çeşitli destekler vererek, girişimcilik konusunda ve yatırımlar konusunda belli destekler vererek kredi iyileştirmeleri gibi bu dönemde hem istihdamı korumaya çalıştı, elinden geldiğince ekonomik ortamı korumaya çalıştı. Ama istihdam cephesinden baktığımız zaman Türkiye'nin en kronik meselesi istihdam zaten, kadın olsun erkek olsun. Kesinlikle. Türkiye'de de evet, Türkiye'de de kadının çalışmasına bakıldığı zaman ben olayı sadece kadının ekonomik değer üretmesi olarak da göremiyorum yalnızca. Bizim gibi toplumlarda tabii bazı kronik sorunların, meselelerin iyileştirilmesinde de çok katkı sağlıyor kadının öz değerine sahip olması, Çok öz doğru. yeterliğine sahip olması, ayakları üzerinde durması. Mesela en büyük, en temel mesele kadına şiddet. O yüzden çok daha kavramsal, geniş bir cepheden bakmak gerekiyor kadının ayakları üzerinde durması konusuna. Biraz buradan bakarsak Emine Hanım, Evet. biraz pandemi dönemiyle önce kısıtlayalım, daha sonra geniş bir çerçeveye çıkalım. Zaten kırılgan olan kadın istihdamını salgın süreci nasıl etkiledi? Önce bunu sormayı arzu ederim size. Bir yandan da baktığımız zaman bu salgın en çok kadın istihdamının ve girişimciliğinin daha bir kümeleştiği, sanki şu hizmetler grubuna, hizmetler Çok doğru. sektörüne daha çok etki etti gibi. Buradan yola çıkarsak nasıl bir tablo var? Sizden dinleyelim tespitlerinizi. Şimdi Ahu Hanım, o kadar güzel anlattınız ki bana bir söz kalmadı. Aslında Rica ederim. haklısınız, haklısınız. Özellikle kadınlar genellikle krizlerde ilk işini kaybeden çalışan kadınlar oluyor. Yani ve özellikle de bu korona 19 nedeniyle ağır darbe alan bir takım sektörler var ki, mesela turizm, konaklama, perakende, eğlence gibi sektörler. Bu alanda Evet. çok kayıtlı ve çok kayıtsız çalışan kadınlarımız var ağırlıklı bir şekilde. Hatta Evet. kadın girişimci çoğunluğu da bu sektörlerde yer alıyor. Bir de şöyle bir başka istihdamda gündelik ve güvencesiz istihdam sağlanmış olan kadın potansiyeli de mevcut ülkemizde. Ayrıca küçük ölçekli işletmelerde örneğin güzellik salonları, konfeksiyon atölyeleri ve buna benzer küçük ölçekli işletmelerde de orantısız şekilde bir istihdam söz konusu ve bu süreçte de en çok ağır etkilenen yapı bu yapılarda istihdam noktasında. Dünya Çalışma Örgütü bile bir araştırma yaptı bu korona salgını sırasında. Yaklaşık yani kadın erkek hiç şey yapmadan 200 milyonluk bir istihdam kaybı öngörülüyor. Tabii bu tüm dünyanın gerçeği. Bu raporu tüm dünya gerçeğinde çiziyor. Ama önlemler açısından baktığımız zaman da aslında şu yanda uzaktan çalışmaya geçen birçok kadının ev içi emek ve bakım emeği konusunda yükleri de arttı bu dönemde. Bir de o da var üstüne üstelik. Evet. Yani istihdamda, girişimcilikte, ticarette kadınların önündeki dezavantajları kaldırmak noktasında el birliğiyle çalışmak durumundayız. Şu anda esnek çalışma biçimleri yeni dönemde de mutlaka Ahu Hanım korunmalı. Aynı zamanda Evet. yarı zamanlı olan mevsimlik işçilerimiz var, kayıt dışı çalışan kadınlarımız var. Onların da yeni ve iyi koşullarda istihdam edilmelerinin sağlanması gerekiyor. Şimdi yeni tekrar açıklandı. İşten çıkartma yasasının 3 ay daha uzatılması gibi bir söz konusu. Aslında buna şu anda olumlu bakıyoruz istihdam politikaları açısından. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Dolayısıyla bu sürece herkesi eşit şekilde dahil etmekle mümkün. Yani kadını, erkeği eğer o yeniden kalkınmayı istiyorsak, ekonomik kalkınmayı eşit şekilde dahil etmek mecburiyetindeyiz. Kadınların özellikle yeniden toparlanma sürecinde yapacağı katkı çok değerli Ahu Hanım. Ortaya çıkacak Şüphesiz. yeni dünya düzeninde oynayacakları rol de çok önemli. Yani kadınların ekonomideki varlığını, gücünü arttırabildiğimiz ölçüde aslında gelecekte benzer şoklara karşı ekonomik direnç de bir o kadar güçlenecek diye de düşünüyorum. Yani özellikle de kadın girişimciliği noktasından değil ama istihdam profilinden görüşlerim bunlar efendim.
Peki. Girişimciliğe de geçeceğiz ama önce şunu sormak isterim. Çünkü çok iyi, sıcak taze bir gelişmeydi haberdi. KGDER üyeleri olarak önceki gün yanılmıyorsam Ticaret Bakanımız Sayın Ruslar Tekşan'la bir araya geldiniz. Çok doğru. Orada bazı sözler de alındığını biliyorum çünkü medyaya da yansıdı, takip ettik. Biraz anlatır mısınız neler konuştu? Bu süreçte istihdamın düşmemesi adına, kadın girişimcilerin sürecin olumsuz etkilerinden korunması adına böyle bir pozitif ayrımcılık içeren yeni yeni kararlar duyabilir miyiz hükümetten, Ankara'dan? Evet, aslında bunlar tabii ki duyarız. Zaten bunlar açıklanıyor. Özellikle de biz bakanımıza ve daha önce de Çalışma Bakanımıza da konuyu iletmiştik. Özellikle ekonomik, yani birkaç maddeyle sıralayabilirsem KGDER'in önceliklerini. Ekonomik kalkınma politikaları ve önlemler planlanırken ve uygulanırken mutlaka cinsiyetler arasında fırsat eşitliğinin kollanmasına dikkat edilmesinin altını çizdik tekrar. Özellikle istihdamda olsun, girişimcilikte, ticarette olsun kadınların önündeki dezavantajların kaldırılması hususuna dikkatlerini tekrar çektik. Ve istihdamda devamı sağlamak için 2020 yılının sonuna kadar işveren SGK primlerinin %50 oranında azaltılması söz konusu. Bunun tekrar vurguladık. Krizin etkisi geçinceye kadar da kadın istihdamını arttırıcı ve koruyucu önlemleri takip edeceğimizi de hep birlikte dile getirdik. Aynı zamanda 2020 yılında geliri bir önceki yılın %75 ve altına inen işletmeler için kurumlar vergi oranı %5 oranında azaltılmalı. Bunu öngördük. Sayın bakanlarımızla da bunları arz ettik. Şimdi Ahu Hanım, demin de onu söyledim. Küçük işletmeler, küçük üretici kadın girişimcileri özellikle ürünlerine yurt dışında satacak, destekleyecek programların hazırlanması, takibi, desteklenmesi çok önemli. Yeni pazarlara girişin desteklenmesi hakikaten önemli. Sayın Ticaret Bakanımız da dün e-ticaretten desteklerinden bahsettiler. Sanal fuarlardan bahsettiler, sanal pazarlardan. Bu inisiyatiflerinde kullandıkları ve aksiyona geçecekleri için de biz kendilerine büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra artık dijitalleşme sürecine de geçiyoruz. Hep birlikte, el birliğiyle kadınları istihdama dahil edeceğimiz gibi kadın girişimcilerin üreticilerinin özellikle önünü yurt dışı, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda da açılmasını öngörüyoruz. Ayrıca kadınların kurucukları şirketler için tabii ki ilave teşvikler için de desteklerinin planlamalarını rica ettik kendilerinden. Özellikle de ihracatta yüksek katma değerli ürünlerin sayısını arttırmak için yeniden programlar oluşturulmasını, sağlık ürünlerin ihracatı için girişimcilere destek olunması, şimdi bu dönemde özellikle de kadın girişimciler fırsatı değerlendirerek ürün gamlarını arttırdılar. Özellikle sağlık sektöründe ve benzeri. Dolayısıyla bu konuda desteklenmesi. Ve tabii dijitalleşme çok önemli bu dönemde de. Bunu daha da farkına vardık. Dijitalleşmenin artacağı ve yerli üretimin çok önemli olacağını düşünüyoruz. Bunu vurguladık. Tarımda üretimin artmasının gerekliliğine de inanıyoruz. Ve özellikle de dijitalleşme ve yerlileşme, millileşme dediğimiz doğrultusunda devletin kapsamlı bir planlama ve teşvikleri içinde olmasını öngörüyoruz. Yani kadın için fırsatların yaratılmasını önemsediğimizi belirttik. Çok yapıcı iki toplantıyı gerçekleştirdik. Ama bu arada da o kadar hızlı bir gündem hızlı akıyor ki biz konuyu takip ediyoruz ve gerekli sorunları gerekli noktada kendilerine iletiyoruz efendim. Evet, muhakkak siz de çalışan ve çalışkan bir dernek olarak, bir sivil toplum kuruluşu olarak tüm bu isteklerin, taleplerin takipçisi olacağınıza şüphemiz yok. Şöyle KGDER'in kuruluş yıllarından bugünlere gelirsek Emine Hanım, nasıl bir yol kat ettik? Nasıl yorumlarsınız? Yani tabloda umutlu ve iyimser olmamış çok fazla done var mı? Ne kadar yol aldık? Kadın girişimciliği işin bir bacağı, kadının istihdamı ayrı bacak. Yani bunların totalinde kadının ekonominin içinde etkin ve aktif olarak yer alması bunlardan oluşuyor. Neredeydik, nereye geldik Emine Hanım?
bize biraz da hani umutlu olmamız için aslında, bir perspektif sunun. Aslında umudu, kadın girişimciler bir kere hiç umudu, bir kere Kagider için söylemlerinize çok teşekkür ediyoruz. Biz de olanca gücümüzle hem kadın istihdamını, hem kadın ekonomi politikalarını, hem sosyal politikaları geliştirirken girişimciliği de bir o kadar arttırmak için mücadele ediyoruz. Ben hep bunu söylüyorum, dündekine tekrar vurguladım. Aslında kadın girişimciliği, Kagider 2002 yılında 37 güçlü kadın tarafından kuruldu. Şimdi şöyle bir dönüp baktığımız zaman, o dönemde %4'lerdeydi kadın girişimcilik rakamı. Şimdi ise son dönemlerde %11'e kadar kadın girişimcilik potansiyeli arttı. Ha, burada şunu özellikle de vurgulamak istiyorum. Kagider'in burada büyük bir rol model olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim. Biz kadın girişimciliğin güçlendirilmesi için özellikle bu dönemde 4T stratejisiyle çıktık. İşte tarım, teknoloji, ticaret ve toplum. Bunları daha çok kapsayıcı olması açısından da bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve kadın girişimciliği geliştirmek için hele bu dönemde dijitalleşmeyi daha da yaygınlaştırarak online'da da hem eğitimlerimizi devam ettirdiğimiz gibi yaptığımız yüz yüze eğitimlerimizdeki dokunduğumuz her bir kadın girişimciye de bu dönemde de dokunmaya, onlarla birlikte sorunlarımızı birlikte aşmaya gayret gösteriyoruz. Dolayısıyla yaptığımız her bir çalışma geleceğe dönük kadının eşitlikçi bir şekilde istihdamda ve girişimcilik potansiyelini kullanabileceği bir yapıyı sağlamak için çalışıyoruz. Şimdi yeni bir dönemin ayak seslerini duyduk. Hatta bizatihi salgınla birlikte çok hızlandırılmış bir şekilde içine girdik dijital bir devrim. Siz de sık sık altını çizdiniz, vurguladınız bu dijitalleşmenin. Biraz şöyle baktığınız zaman kadınların hem teknoloji kullanımına, dijitalleşmeye dair hem de burada bir üretici olmaya dair potansiyelini nasıl görüyorsunuz Emine Hanım? Eminim siz Kagider olarak bu konuda da çok çalışmalar yapıyorsunuz. O konudaki gözlemlerinizi, tespitlerinizi almak isterim. Bir diğer sorumu da ekleyeyim, sözü size öyle bırakayım. Tabii. Malum bu esnek çalışma biçimleri, işte yarı zamanlı home office, evden çalışmalar gibi çalışmalar bir yandan sanki kadının hem annelik hem iş hayatı konusunda bir çözüm üretecek gibi görünse de bayağı bir iş yükünü de artıracak. Çünkü bildiğimiz gibi işte kadın evden çalıştığı zaman diğer rollerinden kolay kolay muaf kabul edilmiyor tabii. İşin arka tarafında maalesef, çok ciddi bir kültürel maalesef bakış açısı var. O ayrı bir mesele. Tüm bu açıdan baktığımız zaman şunu da ekleyeyim. Önümüzdeki bu dijitalleşme süreci ve bu dijital dünya kadın çalışmasına, ekonomi içinde yer almasına, üretkenliğine, yaratıcılığına nasıl bir katkı sağlar? Engel mi olur? Tetikler mi? Kadınların teknolojiyle arası nasıl sizce? Hepsini şöyle küresel bir şekilde sorayım size soruyu. Özellikle şunu Ahu Hanım vurgulamak isterim ki kadın girişimcinin bizim geçen sene bir lansmanını yaptığımız bir kadın girişimci endeksimiz vardı. Türkiye'nin ilk defa kadın girişimcilerin yapısını bir ölçmek için. Bu yaptığımız araştırmada aslında girişimci erkeklerin %45'inin, kadınların ise %40'ının girişimciliğe olumlu baktığını görüyoruz Türkiye'de. Yani aslında kadınların bir potansiyeli var ancak onu hayata yansıtamıyorlar. Ben demin de ifade ettiğim gibi Kagider'in bu konuda %4'ten 11'lere çıkacağı noktasında azımsanamayacak kadar katkısı var. Aslında kadınların ekonomiye daha çok katılımı, kadın girişimcinin sayısının artması hakikaten önemli. Biz nüfusumuzun yarısının enerjisini, aklını, bilgisini, birikimini yeterince kullanamazsak maalesef sürdürülebilir bir kalkınma zemininde hayatımızı sürdüremeyiz. Yani kadın girişimcinin rolü büyük. Büyük girişimcilik ekosisteminin ayağa kalkması kadın girişimcilerimizin sayısının artmasıyla. Özellikle baktığınız zaman kadın iş gücüne istihdama ne kadar, yani kadın ne kadar girişimci olursa bu bir ekosistem, o kadar çok da kadını istihdam sağlıyor aslında. Dolayısıyla bu bir girift bir ekosistem. Kadınların güçlenmesi ve girişimciliğin güçlenmesi, artması istihdamına doğrudan orantılı bir nokta. Bunu özellikle de burada vurgulamak istedim. Haklısınız. Özellikle de Türkiye'de değil, bütün dünyada böyle. Hele bu pandemi döneminde kadın
demin de ifade ettiğim gibi hem evin işiyle meşgul oldu, hem emeğini özellikle ev içinde şirketlerindeki iş çalışmaları devam ettirdi. Yani yükü daha çok arttı. Tabii buna paralelde kadına şiddet noktası da çok arttı. Bunların hepsini takip ediyoruz. Özellikle de bizim kadınımızı, Türkiye'de kadın girişimciliğin güçlendirilmesinin önemini bir kere daha vurgularken, şimdi dijitalleşmeye geçtiğimde biz demin dediğim gibi 4T'den teknolojiyi çok önemsediğimizi belirtmiştim. Bunu geçen sene stratejik planlamamızı almıştık. Şimdi baktığımızda aslında kadın dijital teknoloji alanında kadın girişimciliği startup'da globalde %2, teknoloji sektörlerinde Türkiye'de %9.4 çalışan oranı. Ama şu bir gerçek ki dijitalleşme çok önemli. Özellikle KAGİDER, geleceğin kadın liderleri, profesyonel hayata hazırlanan kadınlarımıza düş ortağım gibi bir dijital platform sağlamıştık. Aynı zamanda girişimcilik eğitimlerini verdiğimiz, deneyimlerini paylaştığımız, bütün kadın girişimci deneyimlerini paylaştığımız 12 farklı başlıkta eğitimlerimizin olduğu pusula.org eğitimlerimiz var. Bu dönem, onu özellikle vurgulamak isterim, bu online eğitimler %20 daha arttı. Yani yüz yüze eğitimlerin ötesinde dijitalleşmenin de bir o kadar önemli olduğunu bir daha burada vurguladık. Yeni dijital teknolojilerin daha etkin kullanılması şirketler için hem verimliliği hem maliyet kontrolünü ve başarının da anahtarı olacak ve kadınlar da bunu pozitife çevirecek altyapıları olacak. Yani tek olumlu etkisi belki COVID'in, onu özellikle vurgulamak isterim. İş dünyasında dijitalleşme süresinde çok güçlü bir ivme kattı dijitalleşme ve özellikle de çalışma kültürü biraz da değişti dijitalleşmeyle. Çünkü ivme kattı diyorum, teknolojik kadınlar için ve iş dünyasındaki cinsiyet eşitsizliğine karşı hep onu söylüyorum, dengeleyici ve koşulları da biraz eşitleyici bir etken, bir faktör. Yalnız burada bunu özellikle vurgulamak isterim. Burada teknolojiye kadınların eşit şekilde, eşitlikçi koşulda erişimi çok çok da önemli. Bunu özellikle de vurgulamak istiyorum. Dijital teknolojilerin artması, söylediğim gibi cinsiyetlerin olmadığı bir ortamda eşitliği getiriyor. Kadın girişimci ve kadınlar bunu katma değere çevirebileceklerine de inanıyorum. Çünkü bir çevik yapıları var. Yani dezavantajları avantaja, fırsata dönüştüreceğimize de inanıyorum efendim. Umuyorum. Tavsiyeleriniz ne olur? Tabii çok zorlu bir sürece girdik ekonomi açıdan. Bütün dünya ekonomileri açısından tahminler hep aşağı yönlü. Tekrar tekrar revize ediliyor her seferinde uluslararası kuruluşlar tarafından. Böylesi bir dönemde özellikle kadın girişimcilere, biraz pozitif ayrımcı bir yayın yapıyoruz şu an sizinle. ne öneriyorsunuz, ne önerirsiniz Emine Hanım işlerini, yatırımlarını koruyabilmek adına? Evet, aslında bütün süreçten bütün girişimciler, bütün iş dünyası, bütün herkes etkilendi. Özellikle de kadınlarımız, kadın girişimciler daha çok hizmet sektöründe ağırlıklı çalışıyorlar ve hakikaten omuzlarına daha çok yük bindi. Özellikle de bu noktada geçenlerde ITC'nin, biz ITC Uluslararası Ticaret Merkezi ITC'nin de icra kurulu üyesiyiz. Kendileri de bir araştırma yaptı 109 ülkede. Küresel ticareti nasıl artırabiliriz, iş sahiplerini nasıl daha da güçlendirebiliriz diye. Ve inanın küresel krizde %67 çok kuvvetli küçük işletmeler etkileniyor. Dolayısıyla biz dediğim gibi KAGİDER olarak hükümet düzeyinde, bakanlıklar düzeyinde konuları takip edip anında değerlendirip tüm taleplerimizi iletiyoruz ve konunun takipçisi oluyoruz. Bu çok önemli. Özellikle güçlerine sıkı sıkı sarılmaları çok değerli. Biz KOBİ, daha ağırlıklı kadın girişimciler bakıldığında KOBİ'lerde, küçük işletmelerde, dolayısıyla tedarik zincirleri de sıkıntılar yaşanacaktır. Bunları öngörüyoruz. Mühim olan burada insan kaynakları potansiyelini sıkı tutsunlar. Maliyetleri iyi kontrol etsinler.
özellikle maliyet kontrolü çok önemli olduğunu vurgulamak isterim. Nakit akışlarını iyi yönetmeleri olmazsa olmaz şart. Bütün bu sistemi ancak bu derin ve güçlü yapılanmayla biz kadın insanımızı ve kadın girişimciliği koruyabiliriz. Aslında bu verdiğim tavsiye, maliyetleri kontrol altına alınması, nakit akışının iyi yönetilmesi, insan kaynaklarının iyi yönetilmesi, bu sadece kadın girişimcilere değil, bütün iş yaşamında bundan sonra hayatını devam ettirecek, ekonomiye güç verecek potansiyeller için önemli kıstaslar olduğunu düşünüyorum. Ama şuna da inanıyorum, biz hiç umudumuzu Ahu Hanım kaybetmiyoruz. Son düşüncemiz iş alanlarımızı daraltmak aslında. Her krizi girişimci, her krizi fırsata dönüştüren kişidir. Dolayısıyla girişimciler fırsatları görüp bu düzeni, yeni sisteme ayak uydurabilirlerse, yeni fırsatlar yaratabilirlerse inanın çok daha güçlenerek çıkacağız. Dolayısıyla süreci pek çok ihtiyaç ve alışkanlarımızı değiştireceğimizi biliyoruz. Bunları belirleyip işlerimizi buna göre güncellemek çok çok önemli. Yeni pazarları, dijitalleşmeyi, her türlü noktada B2B, iyi ticarete, şimdi bakın Ticaret Bakanlığımız da bu konuda sanal destekleri de olacak. Dolayısıyla her konuyu takip etmeleri ve ona göre de reflekslerini kullanmalarının gerekliliğine inanıyorum. Biz de girişimcilere bu konuda her daim güncelleyerek bilgileri akıtacağımıza da inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum Kagider Başkanı Sayın Emine Erdem. Sağ olun, var olun kıymetli katkınız için. Ben kolaylıklar diliyorum. Var olun. Size. Ben teşekkür ediyorum Ahu Hanım. Başarılarınızı diliyorum. Sağ olun. Fırsat verdiniz. Teşekkür ediyorum. Evet, kısa bir reklam arasına girelim. Kagider Başkanı Emine Erdem'le kadın istihdamına ve girişimciliğine dair konuları konuştuk. Reklamların ardından da dediğim gibi sıra dışı bir firma burada bizlerle birlikte olacak. Medirevo firması bor minerallerine kenevir konuşacağız bu firmanın kurucusuyla, Devrim Hamaratlar'la. Bizden ayrılmayın.